Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel veda ziyareti için bugün ülkemizde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel'in Huber Köşkü'nde görüştüğü ifade ediliyor. Köşkün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izleyen Merkel'in videosu da servis ediliyor. Cumhurbaşkanı Merkel'e Boğaz hakkında bilgi verdi. Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel son görüşmelerinden birisini ülkemize gerçekleştiriyor. Görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek. İşbirliğinin geliştirilmesi için adımların atılması ele alınacak. Fakat geçen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan da belirttiği gibi Almanya denizaltılarda ülkemize sorun çıkartıyor. Bunu da vurgulayalım. Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de işgalci Rusların Tartus'un kuzeyinde bulunan Banyas kasabasına sevkiyat yaptığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Rus ordusuna ait konvoyun görüntüleri Suriye medyası tarafından servis ediliyor. Yine Rusya Sırbistan'la tatbikat yapıyor. Rusya Sırbistan Slav Kalkanı 2021 isimli tatbikatın başladığı belirtilmiş. Bu kapsamda görüntüleri görmektesiniz. İnsansız helikopterin de bu tatbikatta kullanıldığı belirtiliyor. Hava hedeflerini tespit etmek ve izlemek için ortak tatbikat gerçekleşiyor. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin uçak savar füze birimleriyle beraber Sırbistan Silahlı Kuvvetleri'nin hava kuvvetleri ve hava savunma kuvvetleri bu tatbikata katılıyor. Pantsirlerin de tatbikatta kullanıldığı ifade edilmiş. 2 gün önce yayınladığımız haberde Rusya'nın Sırbistan'a pantsir yolladığını da söylemiştik. Kosova ile yaşanan gerilimden sonra Rusya ile Sırbistan arasında temaslar sıklaşmış durumda. Yine Lavrov da Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ile görüşmüştü. Bunu da hatırlatalım. Lübnan, Beyrut'taki olayları ABD'nin kiralık adamları gerçekleştirdi. Beyrut'un Tayyune semtindeki olayları gerçekleştiren keskin nişancılardan birisinin Şükrü Ebu Saab oldu ve kendisinin Amerikan Büyükelçiliğinde çalıştığı Lübnan medyası tarafından servis ediliyor. Apple, Çinli yetkililerin isteği üzerine Çin'de dünyanın en popüler Kur'an-ı Kerim uygulamalarından birisini kaldırmış durumda. BBC'ye göre uygulamanın yasa dışı dini metinlere ev sahipliği yaptığı iddiasıyla, yani skandal cümlelerle bunun kaldırılma sebebinin servis edildiği ifade ediliyor. Irak'ta geçen hafta pazar günü yapılan seçimlerde ağır bir yenilgi alan İran yanlısı Haçlı Şabi liderlerinden Ebu Turab el-Basri seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve kendileri için önemli olan fetva ve silah olduğunu söylüyor. Bu şekilde bir açıklama geldi. Yıllar sonra Irak'ta İran'ın istediğini alamadığını da söyleyebiliriz. İran ne yapıyor derseniz tabii ki de boş durmuyor. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakiri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yla görüşmek üzere kendisi Moskova'yı ziyaret edecek. Tümgeneral Bakiri'nin Moskova ziyareti kapsamında Rusya ile İran arasında ortak savunma ve askeri anlaşmayı imzalaması bekleniyor. Yine bazı gruplara karşı mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülmesi gibi tüm konularda Rus yetkililerle görüş teatisinde bulunacak ifadesi kullanılmış. İsrail'in demir kubbe hava savunma sistemi Guam'a gidiyor. Yine de yönlendirilmiş enerji veya lazer hava savunma silahları olgunlaşana kadar geçici bir hava savunma çözümü olarak kabul edilebilir cümlesi kullanılmış. National Interest'in haberine göre ABD ordusu İsrail'in önde gelen hava savunma sistemini balistik ve seyir füzelerinden korunmak için Guam'a konuşlandırıyor. ABD ordusunun bu konuşlandırmaya ilişkin yaptığı açıklamada 94. Ordu Biriminin Hava ve Füze Komutanlığı tarafından ordunun demir kubbe hava savunma sistemlerinden birisinin Guam'daki Andersen Hava Kuvvetleri üssüne geçici olarak konuşlandırılmasının önerildiği de ifade ediliyor. Hem Kuzey Kore hem de Çin'in seyir füzeleri ve şimdi de hipersonik füzeler Amerika Birleşik Devletleri ana karasının yanı sıra önemli ölçüde yakın olan Guam için tehdit oluşturuyor. Sonuç olarak bazı üst düzey deniz kuvvetleri Eşor hava savunma sisteminin Guam'a konuşlandırılmasını da savundu. Ancak demir kubbeyi adaya yerleştirmek aynı zamanda sağlam bir savunma yeteneği de sağlayacaktır cümlesi kullanılmış. Çin ne yapıyor derseniz
Çin artık tamamen insansız kara araçlarına geçmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda dünyada en iyisi olduğu söyleniyor. Çin'in İKA'larını görmektesiniz. Baktığımızda çok sayıda İKA ile PLA yani Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun tatbikatı başladığı ifade ediliyor. Bu kapsamdaki görüntüler Çin medyası Weibo tarafından, daha doğrusu Çin sosyal medyası tarafından servis ediliyor. Reuters'ta konuşan Türk yetkili, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PYD bölgesine askeri harekat yapmak için hazır olduğunu, fakat Ekim ayı sonundaki G20 zirvesinde Erdoğan ile Biden arasındaki görüşmeden sonra 30 kilometre güvenli alan hususunda son uyarıların yapılacağını, ABD'nin kabul etmemesi halinde operasyona yine de yeşil ışık yakılacağı ifade ediliyor. Gunsa Havalimanı'ndan görüntüler görmektesiniz. Görüntüler Tibet'ten insansız hava araçlarına yönelik Çin'in burada üst kurduğu ifade ediliyor. 2019'da da bazı üslerde benzer şekilde diziliş görülmüştü. Uzun süreli insansız hava araçlarının kullanılması PLA'nın bölgede istihbarat faaliyetleri açısından önemli olarak değerlendiriliyor. Bugün 16 Ekim, dolayısıyla 16 Ekim 2017'de Kerkük bizimdir, bizim kalbimizdir diyenlerin kaçtığı gündür. Gönüllü Türkmen ordumuz bölgeyi kurtardı gibi gibi gidiyor. Türk olan Kerkük, Türk kaldı ifadesi kullanılmış. Selçuk Bayraktar'dan bugün açıklamalar geldi. Kendisi bir gazeteye konuştu. Bayraktar TB2 SİHA'mız için ondan fazla ülke ihracat yapmayı düşünüyoruz ki zaten daha önce de bu açıklama yapılmıştı. Yıllardır Baykar'ın gelirlerinin %70'inden fazlası ihracattan geliyor. Hatta bu yıl bu rakam %80'e çıktı şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Afganistan'la ilgili şunu söyleyelim. Afganistan son zamanlarda sık sık dış ülkeleri ziyaret etmeye başladı. Geçen günlerde hatırlayacağımız üzere ülkemizdelerdi. Şimdi ise Afganistan Başbakan Yardımcısı Mevlevi Abdülselam Hanefi Başkanlığındaki bir heyetin Özbekistan'a gittiği ifade ediliyor. Bu kapsamda Özbekistan medyası tarafından servis edilen görüntüleri görmektesiniz. Diğer haberimiz İtalyan Havacılık Radar izleme sitesinden kendileri Doğu Akdeniz üzerinde birkaç sıra dışı uçuş izliyoruz cümlesini kullanmış. Dün gece İtalya Sigonella'dan kalkan ABD donanmasına ait P-8A Suriye kıyılarının önünde istihbarat görevi gerçekleştiriyor. Gece gerçekleştirilen bu tür görevi ilk kez takip etmiyoruz ama bu oldukça nadir bir şey cümlesi kullanılmış. Ancak bugün NATO'nun RQ-4 deliri Doğu Akdeniz'de veya daha ötesinde bir görev yürütmek üzere tekrardan Sigonella'dan kalkıyor. ABD uçuşlarından farklı olarak bu durumda bu drone'un Güney Kıbrıs'ta uçarken ADS aktarıcısını kapattığı da ifade edilmiş. Ve ekran görüntüsünde gördüğünüz son konum daha sonra transponderini tekrardan açmasıyla tespit edilmiş durumda.